merhabalar. ve Yaşam ekibi ile birlikte bugün Türkiye'nin gündeminde olan bir konuyu konuşacağız. Çünkü son birkaç haftadır başlıklara baktığımızda gazete başlıklarını özellikle görüyoruz ki hemen hemen her sabah operasyonlarla gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gözaltına alınıyor. E neden? E tabii ki e, seçim atmosferi de bunun en büyük sebeplerinden biri. Gazetecileri susturmaya çalışıyorlar. Fakat Söz ve Yaşam ekibi susar mı? Tabii ki susmaz. Bizim meslektaşlarımızdan birine bu konuyu konuşmak üzere çağırdık ve demokratik modernitenin çalışanı gazeteci Sema Korkmaz'ı yayınımıza aldık. Gelin bir kendisinden dinleyelim. Şu gazeteciler ne yapıyor, ne istiyor, neden bu kadar saldırıya uğruyorlar onunla konuşalım. Söz başlıyor. başlıyor. E, açılışta belirtmiştik. İktidarlar bizleri hiç sevmez. Ama bizleri derken şunu kastediyorum. Gazetecilik ilkelerine uygun bir şekilde haber yapan, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyarak hareket eden gazetecilerden bahsediyorum. Muhalif ve bağımsız gazetecilerden bahsediyorum. Şimdi bizleri sevmezler. Dolayısıyla e, üstümüzde de her türlü, aracı e, aygıtı kullanırlar zarar vermek için nedir? İşte o aygıtları konuşacağız zaten. Şimdi yanımda Demokratik Modernite çalışanı Sema Korkmaz var. Gelin kendisinden bir dinleyelim. Bu ülkede, bu coğrafyada gazeteci olmak nasıl bir şey? Semacığım hoş geldin programa. Hoş bulduk. E, teşekkür ederim katıldığın için bu arada. Ee, şimdi gün geçmiyor ki e, duymayalım her gün işte bir gazeteci arkadaşımız meslektaşımız e, özellikle ana akım medyada çalışmayanlar diyim e, ya gözaltına alınıyor ya ifadeye çağrılıyor ya işte tutuklanıyor herhangi bir gerekçe sunulmadan e, ne 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 diyorsun yani bu sana neyi gösteriyor mesela gazetecilere bu saldırı e, sistematik saldırı durumları sana neyi gösteriyor? Aslında toplumsal sorunları gündeme getiren ve e, toplumun yararına, toplumun hakikatini e, yazan, haberleştiren e, gazetecilere dönük bir e, saldırı, gözaltı. Yani bu sabah bile 6 e, tane arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Yani aslında toplumun sesine, aslında toplumun e, kendisine dönük saldırının e, gündemleşmesinin, e, görülmesinin önündeki engel aslında <laughs> gazeteciler. Ee, bu sorunları dile getiriyor, e, haberleştiriyor, yayıyor. Yani ona dönük aslında bir e, saldırı diyebiliriz. Ben mesela e, bir gazeteci arkadaşımla yaptığımız bu sohbette programda gazetecilik artık entübe oldu diye bir şey kullandık. E, sen gerçekten ...hani gazeteciliğin ölmeye başladığını düşünüyor musun? Genç bir gazeteci gözünden ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani umutlu musun? Geleceğe dair bakışın nasıl? Ya hı hı. E, Var olan haliyle yani gazeteciliğin özellikle özgür basının... ...özgür basın geleneğinin hala devam ettiği... ...basının hiçbir zaman öldürülemeyeceği... ...isterse baskılar olsun, gözaltılar olsun... ...ona rağmen aslında büyüyerek ilerlediğini görebiliyoruz. Yani... Toplumsal sorunlar ne kadar varsa aslında o direniş ne kadar varsa gazetecilik geleneğinin de o direnişi devam edecektir. Yani e, ne olursa olsun toplumda o direnme hali aslında toplumsallığını özünü koruma hali de e, devam edecek diye düşünüyorum. O yüzden e, yani hem e, toplumsal direniş aslında yani toplumun aslında e, kendi üzerindeki baskılara e, ses olma e, halinin sürekli aslında yüzyıllardan beri devam ettiği her ne kadar işte iktidar eliyle devlet eliyle e, kendine uygun bir toplum yaratmayı e, hedefleyen iktidar eliyle e, toplum susturulmaya bastırılmaya çalışılsa da e, buna karşı sürekli direnen e, kesimler oluyor ve onlar aslında sürekli mücadelesini devam ettiriyor e, bu olduğu süreci özgür basın da özgür basın geleneği de e, katliamlara diyelim katledilmeleri yerlerinin kapatılmasına baskılara rağmen sürekli devam edeceğini düşünüyorum. Ben. Tabii yani insan nefes aldığı sürece direndiği sürece bu şey devam edecektir ama şey düşünüyor musun mesela Kürt gazetecilere farklı bir muamele yapıldığını düşünüyor musun? ya Tabii düşünüyorum. ya Mesela Salt e, Kürt gazeteciler olarak değil özünde baktığınız zaman e, Türkiye ve Kürdistan'da temel bir Kürt sorunu var aslında ve o Kürt sorunu çözülmeden <laughs> e, Türkiye'de Kürdistan'da hiçbir sorunun çözülmeyeceği biraz açık bir ortada çünkü yüzyıllardır süren bir mücadele var hı hı. ve e, kendi dilini, kültürünü, e, yaşamını aslında e, ortaya koymaya çalışan bir e, halk. halktan bahsediyoruz. Hı hı. E, o halk e, sürekli bir direniş halinde. Ee, ama baktığımız zaman çözümsüzlüğü e, bu halkın önüne e, koyuyorlar. Bu olduğu sürece büyük ihtimalle şey diyorsun, Kürt gazetecilere yönelik saldırılar devam hmm. edecek. Çünkü Kürt gazeteciler aslında temel sorunu Türkiye'nin temel sorununu gündeme getiriyor. Evet. Bugün bu sorunun da gündeme gelmesi iktidara, devletin e, işine yaramıyor. Aslında bir yönüyle kendisini teşhir eden bir boyutta oluyor. Peki. E... Türkiye mecralarının yani Türkiye'de bulunan ana akım dahi hı hı. E, diğer mecraların e, Kürt gazeteciler ne bileyim ifadeye çağrıldığında, gözaltına alındığında, tutuklandığında e, yeteri kadar tepki gösterdiklerini düşünüyor musun mesela? Hı. Yoksa e, ana akımda da çok fazla destek görmediğini söyleyebilir misin mesela Kürt gazetecilerin? Hı hı. Ee, şöyle, e, Kürt gazeteciler olarak da genel olarak Türkiye'nin temel gündemi de aslında Kürt sorunu dedik e, az önce. E, ama buna do dokunan yanıyor aslında diyebiliriz. Yani çünkü ona dokunduğu ölçüde bir gözaltı, bir baskı e, ve e, bunlara bunlarla karşı karşıya kalıyor. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için aslında biraz daha diyelim temel soruna girmiyor o yüzden Kürt basını daha çok kendisiyle tam dostları oluyor ama daha çok kendisiyle baş başa kalıyor diyebiliriz şimdi hani bu meselelerden konuşurken şeyi fark ediyorum hani hakikaten idealist cümleler kurmaya çalışıyorsun işte gazeteciliğin özüne bağlı kalarak böyle demokratik cevaplar vermeye çalışıyorsun ama sana gelelim <laughs> Çünkü orada senin e, sesinin, tonunun, sesinin değişeceğine eminim. 13 yaşında Batman'dan buraya göçtünüz. Hı hı. Zorunlu, zaruri bir göç müydü? Hı hı. Ya, e, babam demokratik siyaset e, alanında mücadelede yer alıyordu. Yani çalışmalar yürütüyordu. Hı hı. E, demokratik siyaset alanında e, çalıştığı için... ...sürekli zaten baskıyla karşı karşıya kalıyordu ki yürütmese dahi... ...Kürdistan'ın bir kentinde olduğun zaman doğalında sen devlet şiddetiyle... ...devletin baskısıyla maruz kalıyorsun. Bir tutuklanma süreci yaşadı. Tutuklanma sürecinden sonra bırakıldı. Bırakıldıktan sonra da baskılar yoğunlaşmaya başladı. Sonrasında hem o baskıların artması aynı zamanda da ekonomik sorunlar... ...Kürdistan'dan İstanbul'a... ...göç etmeye... Zor, neden oldu. ...zorunlu evet. bir göçtü Hı -hı. yani. Zorunlu bir göçtü. Peki, senin hatırladığın Batman nasıl bir Batman? Yani şöyle... ...ilk başta kendi toplumun... ...içindesin ve o toplumsallığı yaşıyorsun. Sosyalsin. Çevrende... ...en ufak yani bahsedebileceğimiz... ...kendi dilini konuşuyorsun. Kendi kültürünü... ...yaşıyorsun. Oradan... ...diyelim Türkiye'ye geliyorsun... ...İstanbul'a ve... Sen orada aslında hem dilini hem işte o toplumsallığını Batman'da inşa ederken... ...tam tersine burada alt komşunu bile tanımıyorsun yani. Böyle bir aslında bireysel bireyselleşmiş bir yaşamın içine giriyorsun. Yani bunun yansımaları hem yaşamda... Aslında e, kültür şoku şokulu. Hı hı. Evet evet. Yani e, aslında bahsettiği şey bir kültür şoku. Hı. Yani bir çocuğun gözünden anlatsana 13 yaşında hala bir çocuksun... Hı. Ee, ne hissettin, ne yaptın? Hani ait olduğun topraklardan gitmek zorunda kaldın. Ee, orada yaşadıklarını da anlattıracağım sana ama... ...ilk geldiğin zamanları hatırlıyor musun mesela? Nasıl hissettin? Geldiğin zaman... Ee, zaten orada senin arkadaşların oluyor. Yani birebir tanıyorsun. Kendi çevrenden uzaklaşıp aslında... Ee, ...aynı dili de tam konuşamayacağın insanların arasına giriyorsun. Ve o esnada bir yabancılaşma aslında. Yani kendini yabancı gibi hissetme, ait hissetmeme durumu. Geçiyor. Sanki aynı ülkede yaşamıyormuşsun gibi değil mi? Evet, evet. Hı hı. Hani bambaşka bir yerden bambaşka bir yere bir geçiş, bir kültür. Farklı bir kültür, farklı bir dil, farklı bir yaşam. Aslında bütün yaşamını etkileyen bir boyutta oluyor. İki ayrı ülke gibi değil mi? Orada yaşadıklarınla buraya gelince... ...hiç kimse aynı şeyleri yaşamıyor diye şaşırdığını hatırlıyor musun? Yani evet çünkü bambaşka dünyalar. Çünkü bakıyorsun orada biraz daha toplumsal, biraz daha kendi içinde... ...ve aslında orada da devletin baskısının daha çok yoğun olduğu... ...ama burada da bireyselleşmenin yoğun olduğu... ...aslında insanların yalnızlaştırıldığı bir... Yere. Bilerek yapılıyor tabii evet, evet. sistematik bir Hı. Toplum inşa mühendisliği yani toplumu inşa ediyorlar... ...ilk gözaltına geleceğim... ...çok merak ediyorum ne hissettiğini... ...ne yaşadığını çünkü... ...herkesin bilmediği bir şey... ...o yüzden bunun bir manuelinin... ...olması gerektiğini düşünüyorum... ...bir yerde yapmıştım... ...ilk kez gözaltına alınacaklar için... ...bir rehber yazmıştım... ...dolayısıyla hani senden dinlemek de isterim... ...fakat o şeye geri dönelim... ...şimdi yavaş yavaş... ...ben hep söylüyorum... ...Kürdistan'da doğan çocuklar mecburen politize oluyorlar. Yani normal bir çocukluk yaşamadıkları için. Şimdi senin politik olmaya başladığın zaman ne zamandı? Hatırlıyor musun? Yani birebir aslında devletle tanışma zaten Kürdistan'la hmm. e, gelişmişti. Buraya geldikten sonra da aslında o işte e, bu topluma ait olmadığın hissi, aslında senin temel sorunlarının burada gündeme gelmediği ve görülmediğin bir yerde olma hali. Diyelim buraya geldikten sonra aslında lise e, yıl, zaten liseye burada başladın. Türkçe nasıldı o zaman? Yani kötüydü. Kötü müydü? Evet. Hı. Yani tam bir e, kendini ifade eden hali yoktu. Çünkü her ne kadar Batman'da e, okula gidiyor olsan dahi senin normal yaşamın aslında e, Türkçe devam ediyordu. Bir tek okulda eğitimi Türkçe görüyordu. Peki o zaman günümüze gelelim şeyi düşünüyorum. Şimdi hatırlıyorsan Boğaziçi Üniversitesi'nde bir direniş olmuştu. Hı. Operasyon zamanı öğrenciler buna karşı çıktığı için işte katliamın lokumu olmaz dedikleri için evlerine A tipi operasyonla bas yani şey yapıldı, girildi koç başlarıyla. Hı. İşte 18 yaşındaki çocukların ailesiyle birlikte yere yatırıldılar. Ve uzun namlulu maskeli adamlar uzun namlulu tüfeklerle işte evlere girdi falan. Senin yaşadığın şey aynı bu derece sert bir gözaltı mıydı? İlk gözaltından bahsediyorum. Şaşırmış mıydın mesela sana geldiklerinde? Ya zaten sürekli gördüğümüz, duyduğumuz aslında en ufak bir tweet, en ufak bir ses çıkartan kişinin gözaltına alındığını bildiğim için aslında çok şaşırmadım gözaltına no. alınmak ya da eve gelmeleri. Öncesinden gördüğüm, duyduğum, yaşadığım şeyler olduğundan dolayı birebir olmasa da benim için gelmeseler de farklı biri için ...aynı eve gelin, geliniyordu yani. Hı hı. O yüzden çok şaşırmadım yani. yani sonuçta... Çünkü yani demokratik olmayan bir devlette yaşıyoruz. Evet. Ve aslında bu e, artık insanların normal bir e, yaşamı haline gelmiş durumda. E, aklına şey geldi mi diyelim mesela işte e, küçük armutla biliyorsun bir operasyonda e, dileği gözaltına almak için hı hı. geldiklerinde dileği vurdular öldürdüler yani hı. aklına hiç öyle bir şey geldi mi yani ay beni öldürebilirler vesaire falan diye yani her an her yerde zaten o o dili olabiliyor sürekli tehlikedesin bu ülkede evet kadın olduğun için zaten tehlikedesin hı. ya ben e, boğaz ...böyle o zamanlarda işte protesto zamanında işkence gören kız öğrencilerle söyleşi yapmıştım... ...özellikle kız öğrencilerle söyleşi yapmıştım... ...bana kadın kolluk kuvvetlerinin onlara ne kadar zalimce davrandıklarını anlatmışlardı... ...şimdi kadın gazetecilere farklı bir muamelesi var kolluk kuvvetlerinin... ...o mesela gözlemlediğin şeyler var mı bu konuda? Ya e Aslında sadece e, kolluk kuvvetinin değil... ...baktığımız zaman ilk sömürge kadındır. Ve toplumda da bütün toplumlarda aslında yaşanılan temel sorun... ...ortak sorun kadının özgürleşme sorunudur. ve Var olan haliyle de e, sisteme karşı çıkan... ...ya da ses çıkartmaya çalışan kadın... E, ...özünde kabullaşmaya çalışan kadın oluyor. Ve buna hem cinsleri çünkü o iktidar zihniyetiyle düşünüyorlar polis olarak da kolluk kuvveti de özünde aslında kadının özgürleştiği bir toplumda toplumun da özgürleşeceğini bildiklerinden kaynaklı kadına yönelik saldırıları daha çok yoğunlaşıyor zaten ilk gözaltına atlattıktan sonra ikinci üçüncü vesaire sonra zaten profesyonel bir hale gelmişsindir diye düşünüyorum artık <laughs> Yani evet, <laughs> soyaçlar çünkü her gün gün geçmiyor ki duymayalım yani bir kadın <laughs> e, ya da işte e, meslektaşlarımızdan herhangi biri şey ifadeye çağrılmasın ya da tutuklanmasın. <laughs> Peki e, sana gelelim, gazeteci neden olmaya karar verdin? Gördüğün gerçekleri anlatmak değildir sadece başka bir sebep daha var gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Yani aslında özgür basın çalışanlarıyla tanışmam buna vesile oldu. Evet toplumsal sorunları görüyordum, birebir kendimi yaşıyordum, gözlemliyordum. Ee, ama tanıştıktan sonra aslında var olan haliyle de e, toplumsal sorunların gündeme gelmesinin temel aracının aslında özgür basın olduğu. Aslında bu değişimin, e, bu zihniyet değişiminin de aslında basınla e, olabileceğini düşündüm. Bu temelde de özgür basın, basında çalışmaya karar verdim. Ve önce e, dağıtımdaydın sanıyorum değil mi? E, geçen yıl, e, geçen yıldı sanıyorum e, yanlış söylemiş olmayayım. E, Kürdistan'a yönelik büyük bir operasyon yapılmıştı. Hı -hı. E, seçimlerden önceydi. Hı -hı. Seçimler öncesi hep böyle bir operasyon yapılır, bir kaos, bir kaotik şey yapılır ya... Ben o zaman şöyle bir e, teori ortaya atmıştım. Kürdistan'daki gazetecilere büyük bir operasyon yapıldı. 21 gazeteci tutuklandı. Hatta içeride aylarca iddianamesiz kaldılar. E, tutuklu yargılandılar falan. Seçim öncesi işte oradaki sesi biraz azaltmaktı. Hı. Büyük ihtimalle e, benim öyle bir yorumum olsun diye Şimdi bakıyorsun bu son günlerde yine bu gazetecilere yönelik saldırılar yine artmış durumda. İşte böyle şafak isimli operasyonlarla sabah beşte altıda geliyorlar. Meslektaşlarımızı evlerinden alıyorlar falan ve yine tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alıyorlar belki de. Geleceğini nasıl görüyorsun? Mesela bunları duyduğum zaman seçim öncesi nasıl bir ortam bekliyorsun? Bunlar artacak mı sence? Yeni nesil nasıl düşünüyor? Yani bu konuda genç bir gazeteci olarak gözlemlerin nedir? Çok merak ediyorum. Yani yakın zamanda bir sürü arkadaşımız gözaltına alındı. Bu da aslında seçim sürecinde yapılacak olanları aslında haberleşmemesi, gündemleşmemesi açısından gazetecilere ve birebir topluma dönük bir saldırı. Sema senle program öncesi konuşmuştuk işte son birkaç gündür devamlı gazetecilere yönelik bir operasyon var ve doğru gazetecilik yapanları düşman olarak içeri alıyorlar. Şimdi sen de orada bana şey demiştin hani ilk gözaltı değil de ikinci gözaltı da çok farklıydı demiştin. O farkı anlatsana bir hani ne görüyorsun ne öğreniyorsun? 9 Aralık günü aslında Şirin Evler'de. Yani, Geriyle cenazelerinin kutuyla, torbayla aslında verilmesi ve e, aslında bir e, ailenin, bir halkın kendi e, cenazelerini gömme, yasını tutma hakkının elinden alınmasına dönük aslında bunun bir suç olduğu. E, çünkü genel e, savaş hukukuna dair baktığımız zaman bir insanın cenazesini gömme ve e, o şekilde teslim edilmeme e, durumu e, olması gerekiyor. Ona dönük yap gerçekleştirilen bir basın açıklamasında aslında e, normalde demokratik bir e, devlette polis e, yapılan bir protestoya karşı e, göstericileri korumak için bulunması gerekirken aslında orada gündemleşen de bir e, kadın e, arkadaşın gözleri morarmıştı yani e, polis şiddetinden kaynaklı. Evet. Aslında, polis şiddetiyle birlikte senin e, temel hakkın aslında cenazeni gömme hakkının. ...savunduğun bir yerde e, polis şiddetine maruz kalınıp e, gözaltına alınma durumu gerçekleşiyor. İlk eylemde Şirinevler'de e, gözaltına al alınıldı. O esnada ben de orada bulunuyordum ve ben de gözaltına alındım. Gözaltına alınırken aslında bütün ka e, katılan bütün kitleye dönük, annelere, yaş fark etmeksizin herkese dönük... ...oransız bir şiddet durumu söz konusuydu. E, sonrasında buna dönük... E, bir sonraki gün basın açıklaması olacak. aslında bu polis e, şiddetine karşı. E, sonraki günde yapılan açıklamada yine aynı şekilde gözaltına alındık. <laughs> yani aslında sen e, bir yerde kendini e, ifade etmeye dönük gerçekleştireceğin bir protestoda ki bu temel e, haklardan biridir. Bu izin almaksızın spontane bir şekilde de yapılabilecek e, bir durumken sen e, en ufak sesini çıkartmak istediğin bir yerde gözaltına alınıyorsun. Aslında anayasaya aykırı hareket ediyorlar. Yani senin hı hı. çünkü normal sıradan bir yurttaş olarak e, gösteri yapma hakkın var, hı. sesini çıkarma hakkın var. Hı. Yani ola bile mesela demokratik olmayan bir devlette yaşadığımız için aslında e, en ufak bir ses çıkarttığınız zaman sana karşı bir saldırı gerçekleşiyor. Yani bunun özünde de aslında e, en başından da bahsettik. Aslında kürt olmanın getirdiği ve temel ...senin bir mücadele alanının olduğu... ...çünkü kendini var etme... E, ...gibi bir e, durumun söz konusu... ...ya yani ona yönelik... E, ...cenazelerine yapılan saldırı... E, ...birebir e, topluma yapılan saldırılara karşı... ...sen en ufak bir ses çıkarttığın zaman... ...gözaltına almıyorsun... ...ya da tutuklanıyorsun... E, ...aslında toplumun sesini sözünü... E, ...kısmaya çalışıyorlar... ...hem bu protestoları takip eden... E, ...gazeteciler de aslında... Özgür basın çalışanları olduğundan dolayı özgür basın çalışanlarına dönük de bir saldırıya doğru evriliyor bu. Çünkü oradaki protestoyu dile getirebilecek, aslında yayabilecek olan özgür basın. Ve doğalında oraya olurken aynı zamanda özgür basın da alınıyor. Ve aslında baktığımız zaman diğer basın bunu takip etmediği için, zaten görmediği için yani ona olmuyor. O yüzden böyle biraz daha rahat bir... ...şekilde aslında kendine dönük bir basın çalışması yürütüyor diğerleri diyebilirim. Hani demin bahsettik ya Kürdistan'da 21 gazetecinin gözaltına alındığı... ya yani ...herhalde Türkiye'nin en büyük kitlesel gazeteci gözaltına alınma operasyonuydu. Ama aralarından biri de dağıtımcıydı hatırlarsan. Demek ki yani sadece gazeteci olmak değil aslında. Kürt olmak seni biraz öteki yapıyor değil mi? Yani sadece Kürt olmak da değil aslında. Yani kendi özünü bulmaya çalışan, kendi kültürünü, kendi yaşamını kendisi inşa etmeye çalışan bir Kürt diyebiliriz aslında. Genel Kürt değil de bir bütün ona dönük bir saldırı diyebilir. Peki neden mesela kendi kültürün bu kadar önemli? Çünkü yaşam inşa onun üzerinden şekilleniyor. Ve senin yaşamın ee, dilin kültürün, e, geleneklerin aslında bir bütün hepsi seni şekillendiren bir boyutta oluyor. E bunlara dönük bir saldırı olduğu zaman da aslında tek tipleştirilmeye çalışılan bir toplumun... E, ...inşasına doğru gidiliyor. Var olan halinde zaten e, Türkiye'de temel sorun da o. E, baktığımız zaman e, öncesinde e, 30'a yakın farklı etnik e, köken varken var olan halinde direnen bir Kürt kaldı... Hı hı. O da mesela direnişini sürdürüyor. Baktığımız zaman farklılıkları ortadan kaldırıp aslında sisteme hizmet edecek bir e, toplum yaratma inşası hedefi var. Ama toplumda toplumu toplum yapan aslında farklılıklarıyla bir arada yaşamasıdır. Mesela o farklılıklar olmadığı sürece e, robotlaşma e, genişliyor aslında. Tekstifleşme e, gelişiyor, Bireyselleşme. Bireyselleşme. Yani, Birebir aslında toplumu çürütmeye dönük... E, ...bir yaklaşım oluyor diyebilirim. Devlet neden sosyal çürümeyi... ...bu kadar destekliyor? Yani kendi halkını... ...yok etmeye çalışıyor. Hı -hı. E, Devletin aslında ilk... E, ...ulus devletlerin oluşumuna baktığımız zaman... ...aslında tek tipleşmeyle aslında... ...var olan haliyle de sürekli dillerde... ...tek dil, tek din, tek ırk, tek Hı -hı. devlet... E, ...aslında o milliyetçilik... ...o cinsiyetçilik... E, ...yönleriyle toplumu... ...kendine çalışacak... ...kendine hizmet edecek bir... ...hale getirmeye çalışıyor. Çünkü bu hale gelmeyen bir... ...toplum... ...devlete fayda sağlamayacak. Diyelim ekonomik olarak... ...büyük şeyler vermeyecek ona. Kaostan besleniyor sonuçta... <laughs> ...devlet dediğin şey, evet. devlet dediğimiz <laughs> sistem. Canlı bir sistem. Nefes alıyor, veriyor. Ve kendisinden olmayan herkesi... ...yok etmeye <laughs> çalışıyor. Bu bir virüs gibi diye düşünüyorum ben. Peki hani genç bir gazeteci olarak umudun var mı? Hani gazeteciliğin daha eskisi gibi daha özgür olacağına dair. Çünkü sonuçta demin söyledin ya işte uzman çavuşların kadınları kadınlara olan tacizleri ya da şiddeti siz gördüğünüz için, yazdığınız için hep göz önündesiniz ve hep hedeftesiniz. İşte orada olan e, usulsüzlükleri, yolsuzlukları, e, baskıyı, zulmü yazdığınız için oradasınız. Yani hedeftesiniz. Şimdi dolayısıyla e, bazen konuşuyorum genç gazetecilerle. Mesela bazısı şey diyor, ben e, bu ülkede artık gazetecilik yapmak istemiyorum diyor. Çünkü e, çekiniyorum aileme bir şey olabilir. E, demin bahsettin ya mesela ölülerimizi gömemiyoruz. İşte doğru düzgün hani e, yas tutmamızı bile engelliyorlar. E, her yönden cezalandırıyor sistem seni. E, şimdi sen bunları görüyorsun, gözlemliyorsun, şahitsin. Mesela senin ileriye dair umudun var mı? Düzelecek işte ben her şeye rağmen gazetecilik yapacağım ya da buradan gideceğim diyebiliyor musun? Herhangi birini söyleyebiliyor musun? Ya biraz daha mesela buradan gideceğim fikriyatı aslında var olan sorunlardan kaçmak olarak görüyorum. Hı. Bu yerde bir sorun varsa onun çözümü için yani en azından belli bir aşamada görünür kılınması için bir mücadelenin olması söz konusu. Hem yani bu özgür basın boyutuyla da öyle. Bunun olduğu bir yerde benim açımdan eğer direnen bir kesim varsa, eğer e, ...susmayan bir e, halk varsa e, orada bulunup e, sürekli çalışmalarıma devam etmek e, benim açımdan en önemli olan şey. Çünkü var olan haline desem burada bir sorun var ya da benim aileme şu olacak vesaire Farklı farklı şeyler söylersem dahi aslında bireyselleşmenin insanda getirdiği şeyler oluyor. Eğer bireysel olarak düşünmesek, toplumsal olarak düşündüğümüz zaman... Senin aileni olmuyor ama başkasının ailesi oluyor. Ya da senin sen bir uzman şabuş tarafından katledilmiyorsun ama başka bir kadın katlediliyor. Yani bunun olduğu bir yerde kendini düşünüp e, buradan uzaklaşmak yerine tam aksine içine girip ne olursa olsun onun mücadelesini, hakikat mücadelesini vermek e, benim açımdan en önemli şey oluyor. Cihazırım. Bir kadın olarak kendini bu ülkede güvende hissediyor musun? Yani en başından beri bahsediyoruz aslında. Hiçbir şekilde demokratik olmayan bir devletin çatısı altında yaşadığımızı ve sürekli suçlu üreten bir pozisyonda olduğunu, mesela uyuşturucudan bahsettik, fuştan bahsettik, uzman çavuşların birebir aslında toplumu çürütmeye dönük gerçekleştirdiklerinden bahsettik. Böyle bir toplumda kendini zaten güvende hissetmek pek mümkün değil yani evet, palayla işte kılıçla evet. öldürülen kadınların yaşadığı bir coğrafya bu ya da öldüğü bir coğrafya bu ee, şey yapı, diyelim. Sema şimdi dağıtımcılardan bahsettik ya. Dağıtım yaparken ben, neler yapıyorsun mesela dağıtımcılara aslında ben general kelimesini yanlış buluyorum ama Ape Musa'nın e, generalleri deniyor ya. Dağıtımcılık çok önemli bir şey hele bu kadar baskı altında. Nelerle karşılaşıyorsun? Yani birebir aslında e, delgi dağıtımı yapıyorum. Yani çoğu yerde de birçok yere giriyorum ve e, yaş fark etmeksizin diyelim işte 50-60 yaşındaki bir e, arkadaşla ya da farklı yaşlar yaş aralığında insanlarla birebir e, temasta bulunuyorum. Yani mesela orada yani yani fark etmek nereye gittiğin aslında özgür basına dönük bir duyarlılığın geliştiğini aslında yani, çünkü tarihsel bir geçmişinde olan bir alan. O duyarlılığı görebiliyorsun, o samimiyeti. Aynı zamanda da gittiğin zaman genel gündem hakkında, kendi sorunları hakkında birebir tartışma ve toplumu tanıma aslında toplumun nabzını oradan alabiliyorsun. Bir Temas çünkü... ediyorsun. Temas ediyorsun. Evet. O boyutta da o toplumsal ilişkilerin aslında gelişmesi ve aslında toplumu daha çok anlama. O psikolojiyi, ekonomik sorundan bahsediyoruz ya da işte... E, Kürt sorunundan bahsediyoruz... ya da cezaevine giren arkadaşlardan bahsediyoruz. Birebir aileleriyle ya da birebir kendileriyle... E, bir temasta bulunduğun zaman o duyguyu daha çok e, alabiliyorsun ve... o ilişkiler daha çok genişliyor. O duyarlılığı da... E, görebiliyorsun aslında özgür basına dönük. Zaten... diğer basınla ilgili e, baktığın zaman hiçbir haber görmüyorsun. İşte e, mesela... Açlık grevleri var hapishanelerde, e, bu cezalandırmak istedikleri için işte bir türlü e, çıkartmadıkları, tahliye etmedikleri yaşlı ve hasta mahpuslar var. Yani bunları gördüğün zaman hakikaten e, doğru haber verebilmek için uğraşıyorsun. <laughs> Mesela bu haberleri diğer basında görmediğin zaman ne hissediyorsun? Hapiste şu anda hali hazırda devam eden bir sürü açlık grevi var yani. <laughs> ...ne hissediyorsun mesela bunu duyulmadığı zaman? Yani görünmemesinin temel nedenlerinden de aslında... E, ...şimdi e, basından bahsettik ve basının önemli rolünden bahsettik. E, televizyonlarda ya da işte birebir sanal e, medya hesaplarında... E, ...bu sorunun gündemleşmedi aslında bu sorunu dile getirenlerin... ...birinci e, TV'lere çıkartılmadığı, tam tersine... Sürekli görürüz yani işte terörist diye anıldı aslında hı hı. bir şekilde veriliyor. Bu da aslında çözme yaklaşımı gösteriyor. Bu yaklaşım ya da şimdi bu toplumun görmeme hali sorunların da derinleşmesine neden oluyor. Bu seni sinirlendiriyor mu mesela? Var olan haliyle bir çözüm arayışı içindeyiz aslında özgür basında. Ee, çalışmamızın temel nedeni de toplumsal sorunları görünür kılmak ve o e, toplumsal sorunları çözümüne aslında daha özgür, daha e, eşit bir e, yaşama ulaşma e, hedefine dönük bir e, çalışma söz konusu. E, bu e, çalışmanın görünür olmama hali ya da sorunun çözülmeme hali aslında senin de ulaşmak istediğin toplumun önüne bir engel aslında <laughs> o toplumsallığın önüne bir e, engel olarak görülüyor. ...yani sinirlenme halinden çok biraz daha değiştirme ya da işte... Bunun... Hayal kırıklığı belki. ben Bunun için ne yapılabilir aslında onu... Ha, çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Hı hı. Peki şimdi bu dağıtımcılık yaptığın zamanlarda... ...şimdi seçim öncesi atmosferdeyiz ya... Hı. ...işte git gide daha da şiddetini arttıracak devlet hı. öyle gözüküyor. Ee, seçim öncesi neler gözlemliyorsun mesela dağıtım yaparken? Aynı zamanda mesela... E... ...Kürdistan'da seçimden sonra neler olduğunu hepimiz gördük. Hı hı. Kayyum politikasıyla hepsi, bütün belediyeleri dümdüz ettiler. Ee, ve sonra ne kadar yolsuzluk yapıldığı da ortaya çıktı. Ee, Sayıştay dosyasını oku, şey çıkardığı zaman, raporunu çıkardığı zaman. O kayyum, mesela bu seçimde çok büyük bir problem olur mu sence? Hani e, Gençlerin bu meseleye nasıl baktığını merak ediyorum açıkçası. Yani o kayyum söz konusu olsa da en azından e, ilk elden insanlar o belediye bizim yani hı hı. E, alabilme çabasını gösteriyor. En azından mesela gidip oyunu kullanıyor. Sonrasında zaten e, devletin bir müdahalesi oluyor. Yani o müdahaleleri de teşhir edebiliyorsun en fazla. Yani seçimler aslında e, şunu söyleyebiliriz. Kayyumu yaşayan halk olarak Kürt halkı boyutuyla baktığımız zaman... Seçimler önemli, evet belli bir boyutta oyunu kullanıyor, sahip çıkıyor. Kendi oyuna ya da belediyesine sahip çıkmaya çalışıyor. Ama sonrasında da zaten demokratik bir devlette yaşamadığı için kayyumun geleceğini de e, tahmin edebiliyor. E, o yüzden biraz daha seçim gündeminden çok kendi temel gündemi. Çünkü aslında gittiğin zaman bir aileye ya da bir yere bir dergi bıraktığın zaman... Onun için temel gündem, yani kendi çocuğu cezaevinde ve tecrit altında ya da açlık grevinde. Yani temel gündemi o oluyor biraz daha diyebiliriz. Çünkü seçimler sürekli gerçekleşen bir pozisyonda oluyor ama toplumda bir değişim yaratmıyor. Çok teşekkür ederim Sema programımıza katıldığın için. Umarım ne hakkında, ne hayal ediyorsan hepsi gerçekleşir. Teşekkür ederim. Evet. Demokratik modernitenin çalışanı, dağıtımcısı ve gazeteci Sema Korkmazla beraberdik. Özellikle genç gazetecilere ve kadın gazetecilere yönelik baskıları konuştuk. Türkiye'de basının nereye gidebileceğini, seçim önceki atmosferi konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.